Kalabalık maşallah. Hoş geldi herkes. Daha önce bu atölyeye gelenler bir şöyle elini gösterebilir mi? Ankara'da yapmıştık. Bakıyorum. İyi, çok fazla değil. Tamam. Çok kişi ilk defa bu atölyeyi görüyor. Şimdi ben size bir ekran paylaşacağım. Çünkü yani görüntüler olmazsa olmaz gibi bir şey bu sunumda. Görüyor musunuz şu an paylaştığım ekranı? Tamam, yaşasın. O zaman başlayalım. Şimdi bugün biraz queer karikatürden bahsedeceğiz. Queer karikatür ne demek? Bunu konuşmadan önce mizahtan ve komikten bahsedeceğiz. Daha sonra biraz muhaliflik üzerine konuşacağız. Yani mizah muhalif bir şey olmak zorunda mı? Karikatür muhalif bir şey olmak zorunda mı? Bundan konuşacağız. Daha sonra tamam diyelim ki karikatür dergileri ve karikatürler muhalif ama acaba cinsiyet meselesine nasıl bakıyor karikatüristler, karikatürler? Biraz bundan bahsedeceğiz. Daha sonra biraz kadın çizer olma halinden aslında ve queer çizer olma halinden bahsedeceğiz. Ve en sonunda başka bir mizah mümkün mü? Kendi mizahımızı yaratabilir miyiz işte? Evde ekmek yaptığımız gibi mizah yapabilir miyiz gibi bazı şeylerden konuşacağız. Şimdi sizden ricam lütfen araya girin, katılmadığınız yerleri söyleyin. Böyle interaktif bir şey yapmaya çalışalım olabildiğince. Şimdi öncelikle soruyorum. Mizahla komik arasında bir fark var mı sizce? Varsa ama daha önce gelenler söylemesin. Mizahla komik arasındaki fark ne olabilir? Kim cevap vermek ister? Aynı şey midir komik demekle mizah demek? Belki komik hani takılıp düşmek ama mizah biraz daha düşündürmek olabilir. Evet, aslında aynen de böyle. Mizahı mesela Türk Dil Kurumu nasıl açıklıyor? Biraz ona bakalım. Diyor ki gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan bir edebiyat türü diyor. Ya yani illa edebiyat türü olmak zorunda değil. İşte çizgili mizah da var, karikatür ama bir gerçeklik iddiası var. Ve bir gerçeklik iddiası varsa bir tarafı var onun. Dolayısıyla düşündürmek istediği, vermek istediği bir mesajı var. Ama komik öyle bir şey değil. Gülme duygusu uyandıran her şey komik. Mesela bu aynı olay ama farklı farklı şeyler olduğunu anlatabileceğimiz bir örneğimiz var aslında. Şimdi ben burada işte bir anda kalksam ve yere düşsem buna gülebiliriz birçoğumuz. Ben düşene gülen birisiyim. Birçok kişi de güler, eğlenebiliriz. Ya sen... Ama mizah olmaz mesela. Tamam güldük ama bu komik olur sadece. Ama böyle ben hiç düşmem, bana hiçbir şey olmaz diyen bir tek adam düşünelim, onun düştüğünü düşünelim. Bu mesela, bunda bir mizah payı vardır. Yani bu sadece komik olmakla kalmaz, bazılarını güldürmekle kalmaz. Hiç düşmeme iddiası olan birisinin düşmesi tek başlı başına bir mizah olayıdır aslında. Mesela aynı olay, düşme fiili ama biri mizah, biri komik. Şimdi bunu biraz böyle örneklendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz karikatür dergileri oldukça aslında muhalif işler üretiyorlar. Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz ama uzun bir süre biz politikayı, gündemi karikatür dergilerinin kapaklarında takip ettik. Hatta 70'lerde öyleymiş ki yani işte karikatür dergilerinin kapaklarına bakılarak alırmış insanlar bulundukları siyasi duruşa göre. Bugün de hani bu kadar olmasa bile hala karikatür dergilerine bir muhaliflik iddiası var. Diğer taraftan da karikatürü şöyle bir tanımı var mesela karikatür için. Radikal medya alanında çalışanlar yapmış bu tanımı. Diyorlar ki karikatür bir zihin bombasıdır. Böyle militarist bir sözcük gibi geliyor bomba deyince ama aslında ön yargıları yıkan, patlatan bir şeyden bahsediyor. Yani onun muhalif tutumu aslında bazı ön yargıları, güçlü kalıpları yıkar diyor. Peki karikatür dergileri böyle mi? Evet muhalifler ama acaba her konuda yeteri kadar muhalefet edebiliyorlar mı? Ve her konuda o zihin bombası iddiasını taşıyabiliyorlar mı? Bu soruyu ben kendime çizim yapmaya başladıktan sonra sordum. Öncesinde de yani iyi bir karikatür okuyordum ama böyle bir soru yöneltmemiştim kendime. Çizdikçe aslında birçok konuda karikatüristlerin, karikatür dergilerinin çuvalladığını gördüm. Onlardan bir tanesi de bu cinsiyetçi, heteroseksist, iki cinsiyetli toplumun aslında bütün ön yargılarını taşımasıydı karikatür dergilerinde. Örnekler vereceğim. Bu arada karikatürü nereden takip ediyorsunuz? Sosyal medyadan mı, dergi satın alan var mı? Varsa var, ben dergi satın alıyorum diyebilir mi? Kimse, evet bir tek Mahir Çelebi isimli siz alıyorsunuz sadece. Ben oğlumun adıyla girmişim yanlışlıkla. Neyse Elif ben bu arada. Elif sadece alıyor o zaman. Onun dışında kimsenin almadığını görüyorum yanlış görmüyorsam. Hatta
Herkes daha çok sosyal medyadan takip ediyor muhtemelen karikatürü. Çünkü sürekli önümüze düşüyor bir taraftan. Şimdi biraz yeni örneklerden de vereceğiz, eski örneklerden de vereceğiz karikatürleri. Ama ilk önce karikatür nasıl ortaya çıkmış, biraz ondan bahsedelim istiyorum. Hiciv amaçlı baskılar demek mümkün karikatürün ilk haline. Daha çok 18. 19. yüzyılın Avrupa'sında yaygın. Bu dergiler, bu tabii dergi yok yani matbaa koşullarından dolayı. Böyle kitapçı vitrinlerinde, şurada gördüğünüz gibi, görüyorsunuz değil mi kitapçı vitrinini? Kitapçı vitrinde gördüğünüz gibi karikatürler sergileniyor. Bu hala muhafaza edilen bir kitap vitrini bu arada. Peki kimler çiziliyor sizce o dönemde? 18. 19. yüzyıl Avrupa'sı. Kimlerle dalga geçiliyor? Kim söz almak ister? Ben devam edeyim. Aslında değişen çok bir şey yok. Bugün kimlerle dalga geçiyorsa çizerler. O dönemde de öyle. O dönemin iktidarlarıyla, o dönemin zenginleriyle, o dönemin burjuvasıyla aslında dalga geçen çizimler yapılıyor. Okuma yazma oranı çok düşük olduğu için halkta bu vitrinlerde sergilenen işlerde genellikle yazı olmuyor. Ama işte düşünün işte bu dönemin cumhurbaşkanı gibi birisiyle dalga geçildiğini düşünün. Bu sebeple de oldukça tepki topluyor ve bir sürede yasaklanıyor bazı ülkelerde karikatür. Mesela şöyle bir genel kültür bilgisi olarak kalsın. Hani silüet portre deriz ya, işte insanın yandan görüntüsünün çizilmesi ya da fotoğraflanması. Bu dönemin Maliye Bakanı 1759 yılında Etienne de Silüet'in isminden geliyormuş. Silüet'i kimse sevmiyormuş korkunç eşitsiz mali politikaları yüzünden ve işte burnunu her işe sokan bir fare olarak resmediliyor kendisi o dönemde. Ve işte yandan duruşun çizildiği için de silüet terimi dünya literatürüne geçiyor. 1895 yılında mesela Fransa'da Ticaret Bakanı çizimler için şey diyor. Ya bu çizimler en cahil insanlarla bile konuşabilmenin, onları kışkırtabilmenin bir yolu diyor ve hemen arkasından bu karikatürler, yani karikatür türü, karikatürde zenginlerin, işte iktidarların hicvedilmesi yasaklanıyor. 1820-1870 yılları arasında mesela bu yasaklardan bir tanesi Fransa'da politikacıların karikatürünün yapılmasını yasaklıyor. Ve şunu da altını çiziyor tarihçiler, bu dönemde Fransa'da başka hiçbir türde yasak yok. Yani karikatürden gerçekten oldukça korkmuş, endişelenmiş olmalılar. Şurada gördüğünüz bir afiş gibi bir şey var, karikatür afiş. İşte burada da gene dönemin zenginleri işte kendi çizimlerini görüyorlar ve işte gene önde soylu birisi var, düşüyor. Çünkü zemin ıslak, yani karikatür gerçekten güçlü olan, iktidar olanlar için ıslak bir zemin gibidir. Yani ayağınızı, ayaklarını koymaya korkarlar, başlarına geleceğini bilemezler. Şimdi biraz karikatürün babası olarak tarif edilen Honoré de Mie'ye bakalım. Honoré de Mie Fransız bir çizer. Kendisi daha çok sınıf farklarını resmediyor ve işte adaletsiz ekonomi politikaları. Oldukça güçlü bir çizer. 1808 doğumluymuş kendisi. Adaletsizliği hicvediyor. Şu çizgisi yüzünden kendisi hapse atılıyor. 6 ay kadar tutuklu kalıyor. Ne var bu karikatüründe diye birlikte bakalım. Bu karikatür La Karikatür dergisinde yayınlanıyor. Bu gördüğünüz dev olan kişi Louis Philippe, dönemin kralı. Ve dönemin kralını bizim Honoré de Mie Gargantua olarak resmediyor. Gargantua kim? Gargantua bir edebiyat kişisi. Edebiyat kahramanı aslında, roman kahramanı. Kendisi her şeyi yiyip bitiren bir dev olmasıyla ünlü. Şurada görüyorsunuz kendisini. Hayvanları, eşyaları, her şeyi yiyip yutar. De Mie neden dönemin kralını Gargantua olarak çiziyor? Çünkü acımasız vergileri var, eşitsiz ekonomi politikası izliyor. Bu sebeple böyle çiziyor ve 6 ay hapis yatıyor. Yani oldukça muhalif bir çizer aslında. Çizgisini güçsüzden yana tutmuş bir çizer. Dolayısıyla aslında karikatürün olması gerektiği o politik tavrı verebilmiş, hakkını verebilmiş bir çizer. Ama bir yerde bir problem var. Honoré de Mie bazı grupları ve kişileri oldukça acımasız bir şekilde hicvediyor. Bu kişiler zenginler ve iktidarlar değil, kadınlar. Özellikle de
dönemin sosyalist kadınları, politik kadınları, yasamaya dahil olmak isteyen kadınlar. Ve işte gördüğünüz gibi oldukça işte politik işler yapıyor, radikal işler yapıyor. Tam bir zihin bombası yani radikal medya çalışanlarının ifade ettiği gibi karikatürleri. Ama bir bakıyorsunuz ki cinsiyet meselesinde tamamen çuvallıyor. Radikal medya çalışanları gene şey diyor yani bu örnekleri, bu kişileri ilahlaştırmamak lazım. Yani mesela bugün işte Türkiye'de isim vermek gerekirse mesela işte Erdil Yaşaroğlu, işte Fırat'ın çizeri, işte birçok çizer var değil mi işte aklımıza gelen böyle müthiş esprileri olan. Diyor ki hiç kimseyi ilahlaştırmayın ve nasıl böyle bilimsel bir şeye eleştirel yaklaşmanız gerekiyorsa karikatür ve sanata da bu şekilde eleştirel yaklaşın diyor. Bunlar Honor Demiye'nin bazı çalışmaları, sosyalist kadınları hicve ettiği, işte mecliste olmak isteyen yasamada yani seçme ve seçilme hakkını kullanmak isteyen kadınları büyücü olarak hicve ediyor. Bunlar da diğer bazı çalışmaları da. Türkiye'ye biraz bakalım. Türkiye'de mizah geleneği çok güçlü. Bunun da sebebi çok iyi bir tarihinin olması. 1870 yılında çıkıyor Türkiye'de ilk karikatür dergisi. Cumhuriyet'ten önce çıkıyor. Teodor Kasap çıkarıyor. İsmi de Diyojen. Derginin sloganı gölge etme başka isten istemem. Gayet neşeli, tatlı, keyifli bir mizah karikatür dergisi. Ve tam döneminin gerektiğini yapıyor. Oldukça politik işler yapıyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere 1873 yılında kapatılıyor dergi. 3 sene hayatta kalabiliyor. Neden kapatılma sebebi ne diye sorarsanız genel adaba, ahlaka ve hükümete aykırı işler üretmek. Sanırım bu oldukça tanıdık gelecek bu diyalog. Tabii ki yani karikatürün şöyle bir özelliği vardır. Bir yerden kapatırsınız bir yerden çıkar hava gibidir. Yani onu elle tutmak kolay değil. Çünkü işte aslında bütün sadece karikatürde değil aslında bütün işte iktidar karşıtı olan her şeyde vardır bu yani işte onu tutamazsınız. Düşüncenin kendisi de böyledir. Karikatürde de böyle. Diyojen kapatılıyor ama Teodor Kasap iki farklı dergi çıkartıyor arkasından. Birisi Çıngıraklı Tatar, diğeri Hayal. Daha sonra 1. Meşrutiyet'in ilanına kadar çok sayıda Hicri dergisi çıkartılıyor. Burada gördüğünüz karikatür dergileri, yani o döneme ait karikatür dergileri. Yine burada ne işte burada bir Karagöz dergisi görüyorsunuz. Karagöz dergisi de uzun süre çıkabilen bir dergi, görece uzun bir süre. Özellikle 1876 Anayasası'ndan sonra işte monarşinin dağılması, 1878'de parlamentonun dağılması hicv için böyle uygunsuz bir ortam sağlıyor ama 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte bir anda 40 tane ve 40'tan fazla olduğu söyleniyor aslında. Mizah dergisi, karikatür dergisi yayınlanıyor. Bugün kaç tane karikatür dergisinin düzenli çıktığını biliyor musunuz? Tahmin, bildiklerinizi söyleyin Türkiye'de. Ben sayayım size. Bayan Yanı çıkıyor aylık. Leman'la birlikte çıkıyor. Leman var haftalık. Uykusuz var haftalık. Sadece bu, evet sadece bu üçü düzenli yayınlanan karikatür dergisi. Bizim bahsettiğimiz sene 1908 yılı ve bu coğrafyada 40'tan fazla karikatür dergisi olduğu söyleniyor. Tabii bu çok uzun sürmüyor arkadaşlar. İttihat ve Terakki sansürlüyor bu defada. Yani çünkü karikatürün her zaman iktidarla güçlü olanla bir derdi var. Çünkü komiğini buradan alıyor yani. Zaten güçlü olana sataştığı için. Komik ve aslında zayıflar onu koruduğu için sevilen, tutulan bir tarz oluyor. Cumhuriyet dönemine bakacak olursak, aslında Kurtuluş Savaşı yıllarına bakacak olursak, iki dergi var burada. Biri Güler Yüz, biri Aydede. Bunlar da gene görece uzun yayınlanmış dergiler. Bu dergilerde işte birisi Mustafa Kemal yanlısı, diğeri de Saltanat yanlısı. Tabii Cumhuriyet ilan edilince Aydede kapanıyor. İşte diğer dergide kalanlar da Akbaba isimli dergiye çıkartıyorlar. Akbaba dergisini duyan var mı? Akbaba dergisi şöyle bilinmesi gereken bir dergi. Çünkü çok uzun yıllar hayatta kalıyor. Yani bu da çok nadir bir şey Türkiye gibi bir coğrafyada. Tabii Akbaba dışında başka bir sürü dergi de çıkıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle 23-50 arası. Karikatür, Mizah, Amca Bey, Akbaba'ya rakip olarak çıkan dergiler ama Akbaba kalıyor. Çünkü Akbaba şöyle bir matematiğini keşfetmiş meselenin. İktidar olan kim varsa onu eleştiriyor ama böyle tatlı tatlı eleştiriyor, tamam mı? Arasını bozmuyor yani ve onun bu oportunist tavrı onun uzun yıllar yayınlanmasına sebep oluyor.
Marco Paşa. Marco Paşa'yı kimler biliyor? El kaldırabilir mi Marco Paşa'yı bilenler? Evet, Marco Paşa'yı bilenler var. Çok sevindim. Marco Paşa da Sabahattin Ali ile Aziz Nesin'in çıkardığı bir yayın. 46 yılında çıkıyor. Komünist bir yayın olduğunu söylüyor. Tabii ki de dergi defalarca kapanıyor. Tabii demin söyledik ya, hani karikatür böyle hava gibi, yani onu tutmak pek mümkün değil. Marco Paşa kapatılıyor. Hür Marco Paşa yayınlanmaya başlıyor. Arkasından Merhum Paşa. Böyle sürekli farklı isimler. Hani bizde de şimdi şey oluyor ya, Sendika Ork 1, Sendika Ork 2, Sendika Ork 3 gibi böyle arka arkaya devam ediyor. Ama 72 yılında bir kırılma oluyor ve Gırgır isimli bir karikatür dergisi yayınlanmaya başlıyor. Neden bir kırılma oluyor? Çünkü Gırgır aslında Türkiye dergiciliğine, Türkiye karikatürüne bayağı damga vuruyor. Biz hala Gırgır ekolünde işler üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'deki karikatür dergiciliği hala Gırgır ekolünde devam ediyor. Çünkü ne demek istiyorum Gırgır ekolü derken? Birçok şey, ama bunlardan bir tanesi onun teknik yapısına dair. O da ne oluyor? İşte mesela yazısız karikatürler de var aslında. Daha illüstratif karikatürler de var. İşte Evrensel de Sefer Selvi'nin yaptığı gibi daha editöryel karikatür de var. Çok sayıda karikatür tipi ve tarzı var. Ama Gırgır daha çok balonlu, bol konuşmalı, daha günlük hayattan, daha çok işte aslında tam böyle bir kitle ruhunun mizahla birleştiği bir yayıncılık anlayışı, bir karikatür anlayışı gidiyor ve bugün de gerçekten hala biz bu türün tutulduğunu biliyoruz. Çünkü hala bu tür paylaşılıyor sosyal medyada. İnsanlar dergiyi çok almasalar bile. Şimdi günümüz mizahı, evet dedik, hani hala Gırgır'ı takip ediyor. Fakat Gırgır'ın sadece iyi özelliklerini almamış, kötü özelliklerini de almış. Nedir o? İşte cinsiyetçi oluşu, cinsiyetçi işlere çok fazla yer vermesi günümüz karikatüristlerinin, heteroseksist olması, sadece iki cinsiyet varmış gibi bir mizah ve işte hikaye algısı sürdürmesi. Bunun da sebebi neden? Çünkü o mizah 70'lerde üretiliyordu. 70'lerde belki kadınları, LGBT artıları çok fazla siyasi özne olarak kabul etmiyorlardı. Ama bugün işler değişti. Artık bugün kadınlar LGBT artılar politik özne, artık bugün sözlerini söylüyorlar. Her yerdeler. Eskiden de öyleydi ama bunu kabul etmekleri epey bir zaman aldı. Fakat bunun karikatürde hala kabul edilmediğini görüyoruz. Burada da örneklerle devam edelim şimdi. Sizce kadınlar karikatür dergisinde çiziliyorlar mı? Çiziliyorlarsa nasıl resmedilirler? Hangi karakterlerle resmedilirler? Bilenler cevap vermesin, daha önce gelenler. Bilmeyenlerden yanıt alayım. Mikrofonu açıp söyleyebilir herhangi bir kişi. Ben Fevziye. Tamam, dinliyoruz. Şu an için karikatür dergilerinde kadınlar daha feminen, daha vücut hatları belli olan şekilde çiziliyor ve toplumsal cinsiyetin toplumun onlara yüklediği yerlerden konuşuyorlar. İşte daha nazik, daha kibar gibi. Hani onun üzerinden konuşturuluyorlar genelde. Mesela serseri bir kadın karakter görmek pek mümkün değil, değil mi böyle? İşte elinde birası, sigarası falan. Çok nadir. Peki, doğru. Başka bunu eklemek isteyen, bir şeyler eklemek isteyen biri var mı aramızda? Aslı ben de çok şey tek çizilen kadın hatırlamıyorum. Genelde hep erkekle çiziliyor ve heteroseksüel bir kadın oluyor. Aynen öyle. Başka, çok doğru. Aynen bu. Başka eklemek isteyen bir şeyler, biri var mı? Bayır gülü vardı. O birazcık daha özgür Evet. gibi. Evet. Çok çok haklısın. O yüzden Bayan Yan'ı örneği, aslında Bayan Yan'ı da biraz bahsetmek lazım Bayırgül'ünden. Hala orada Evet. düşüyor çizgileri. Evet, o daha istisnai bir şey. Haklısın, oraya geleceğiz ama. Ya şey vardı bir de hangi dergide çıkıyordu hatırlamıyorum. Belki Deli'de miydi? Hatırlamıyorum ama özgür kız vardı. Şey, kötü kız, Remize Erer'in. O mu acaba? Kötü kız mıydı? Olabilir. Özgür kızı ben hatırlamadım ama kötü kızı biliyorum, Remize Erer'in. Ya kötü kızı biliyorum ama özgür kız da acaba hangisi neydi? Sanki Bakacağım ona, not bir alayım. bakın. Tamam. Esnekle geniş vardı. Evet, hala var. Evet, ben onları severim. Evet, zaten Esnek'le Geniş'teki kadın karakteri, ya hem zaten çok queer bir ilişkileri var. Hem de oradaki kadın karakteri, bu bizim tanımadığımız kadın karakterler gibi değil asla. Yani
çok bambaşka bir kadın karakteri. Bir de Sibel mi? Bir kız vardı sarışın. Evet. Onu sevmiyorum mesela. Evet. O daha toplumsal cinsiyet rollerini pekiştiren bir yerden. Evet. Evet. Karakterlere geleceğiz. Benim şimdi... aklımda da hep şey var ya. Bir bacı karakteri vardı. Gırgırdaydı sanırım. Bacı. Şey devrimci bir kadını çiziyorlardı böyle bıyıklı parkalı falan. Ha, evet. O şeyde uykusuzda da var. Uykusuzda mı? Ben Gırgır'da hatırlıyorum ama uykusuzda da olabilir tabii. Ona da bakalım. Belki farklı farklı örneklerden bahsediyor olabiliriz. Ona da bakalım. Şimdi şöyle devam edelim. Tamam, harika bir sürü kadın karakter aklımıza geldi. Ama şunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki bu aklımıza gelen kadın karakterler çok çok az. Karikatür dergilerinin ürettikleri işlere baktığımızda. Şimdi birkaç örnekle onu göreceğiz. Mesela karikatür dergilerinde kadınlar ne zaman çizilir, nasıl çizilir diye baktığımız zaman anne, eş, sevgili, işte konu, cinsellik konusu varsa aslında böyle biraz figüran rollerde çiziliyor. Yani espriyi yapan da hikayeyi anlatan da erkek karakter olarak çizilirken kadınlar espri destekleyici bir nesne olarak çiziliyor. Yani esprinin öznesi olarak çizilmiyor karikatürde. Şimdi örneklerle devam edeceğiz. Mesela burada 3 tane örnek var. Herkes görüyor değil mi? Sorun yok. Ekran görünüyor. 3 tane örnek var. Bir tanesinde bir anne çizilmiş. Diğerinde bir kız arkadaş çizilmiş. Diğerinde de kucağında bebeğiyle bir anne çizilmiş. Karısı olarak çizilmiş. Ve bu üçünde de esprilerde kadınlar ne yazık ki yani nesne. Espriyi kolaylaştıracak nesne rolünü üstleniyorlar. Ve benzer şekilde üçünde de espriyi erkekler yapıyor. Üçünde de kadınlar dırdırcı, kafası çalışmayan şekilde çiziliyor. Zannetmeyin ki ben bu çizgileri böyle özellikle kötü niyetimden oturup didikleyip seçtim. Ne yazık ki değil. Hani hala karikatür dergisi satın alıp takip eden birisiyim mi? Ne yazık ki azalsa da bu karikatürler 3 sene öncesine ait. Azalsa da hala büyük bir oran bu bahsettiğimiz şekilde. Mesela şuraya bir bakalım. Bu iki karakteri bilen var mı? Otis abiyle, çok özür dilerim. Ay, teşekkür ederim. Çay geldi sana bir de. Yok. Arkadaşlar kusura bakmayın, çaysız yaşayamıyorum şu anda. Pardon. Otis abiyle kötü kedi Şerafettin'i bilen var mı? Evet. Tamam. Evet diyen anlatsın Otis abiyi ya da kötü kedi Şerafettin'i ya da ikisini. Devam edeyim mi ben? Yani kötü kedi Şerafettin gerçekten çok kötü bir karakter. Bütün kadınlara asılan, işte bir şekilde elde etmeye çalışan, işte zayıf noktalarını yakalamaya çalışan falan filan. Aynen öyle. Otis abi de aynen böyle bir karakter. Otis abi sadece kötü kedi Şerafettin'i tecavüz etmeyeni. Ama böyle sürekli alavere dalavereyle kadınları kandırıp yatağa atan bir karakter aslında. Ben şeyden yani bu iki ikisi de aslında böyle topluma mal olmuş karakterler. Ama biraz bunlar üzerinde konuşalım istiyorum. Şimdi ben lise yıllarıma geri dönüyorum hızlıca. Lisedeyken aldığım karikatür dergilerinde gene Otis abi çıkıyordu ve işte ilk baktığım yer, okuduğum yer Otis abiydi. Çünkü cinsellikle ilgili meraklı olduğum bir dönem, çok meraklı olduğum bir dönem ve cinsellik üzerine komiklik yok. Zaten hiçbir şey yok cinsellik üzerine ama komiklik hiç yok yani. Bir tek Otis abi çiziyordu işte hikayesi. Erotik kareler görme şansım vardı. Erotik işte karikatürler falan diye her gün ilk aldığımda dergiyi bu bölümü okuyorum. Yani müthiş, süper. Daha sonra tabii ki kendi ilişkilerin oldukça, başka karikatürler gördükçe böyle biraz sorguluyorsun. Diyorsun ki ya sürekli kandırılmak ve yatağa atılmak benim hoşuma gider miydi? Acaba bu gerçekten komik mi? Diye böyle ufak ufak sormaya başlıyorsun kendini. Bir süre sonra bunun komik değil aslında zorbalık olduğunu fark ediyorsun. Bir süre sonra buna gülünebilir elbette. Hala da gülünebilir. Çünkü cinsellik üzerine gerçekten mizah çok az var. Ama buna gülmenin politik bir şey olduğunu ve buna gülmemeyi tercih etmenin de politik bir şey olduğunu fark ediyorsun. En azından benim kendi deneyimim böyle oldu. Tabii ki cinselliği Otis abi gibi bir adamdan öğrenmiş oldum okurken de. Diğer taraftan Kötü Kedi Şerafettin'e bakalım. Kötü Kedi Şerafettin burada gördüğünüz gibi
saat soruyor, saatim yok alırız diyor. Şimdi bir akşam yürüyorsunuz sokakta, aynı bu muhabbeti birisi size yapıyor. Bu komik olur mu? Ne yaparsınız mesela? Birisi arkanızdan sinsice yaklaşmış, saatin kaç diyor, sen de saatim yok, rahatsız etme beni diyorsun. O da alırız gülüm falan diyor, ne yaparsınız? Kimse bir şey yapmıyor mu? Ben söyleyeyim, ben eğer devam etmezse rahatsızlık vermeye, dönerim ve defol git filan derim. Devam ediyorsa polisi ararım. Olmadı, polis gelmiyorsa öz savunma yapabildiğim kadar yapmaya çalışırım. Ve bu benim için gülünç bir şey olmaz. Bu bir taciz anı. Ki burada verdiğimiz karikatür aslında çok daha sakin bir karikatürü, sakin bir hali kötü kedi Şerafettin. Çünkü genelde tecavüzüyle ünlü bir kedidir kendisi. Ama şöyle bir şey de oldu. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bir işte 2017'de çıkan Gecece diye bir çizgi roman dergisi vardı. Ve bu çizgi roman dergisinde Kötü Kedi Şerafettin de çizmeye başladı. Kendisi Kötü Kedi Şerafettin, bakıyorum okuyorum hiç taciz yok, tecavüz yok. Allah Allah hayırdır falan filan diyorum. Sonra aklıma şey geldi. 2014'te galiba bir animasyon filmi yaptılar. Sanırım Türk'ün ilk animasyon filmi diye geçti uzun metraj. Kötü Kedi Şerafettin'i ve hatırlıyorum feministler, kadın hareketinden insanlar, LGBT artılar bu filmi protesto etti. Gitmeyin bu filme. Bu film tecavüzün komikleştirilmiş hali, meşrulaştırmaya çalışıyorlar mizahla denildi. Ve hiç gişesi olmadı arkadaşlar filmin. Yani özetle biraz değişmiş. Zaten Gececi Dergisi'nin ikinci, üçüncü bölümünde kendisiyle, çizeriyle röportaj yapıldı. Çizeri şey diyor, ya biz anladık bu yaptığımız şey mizah değil, pek komik değil. Anladık ve Kötü Kedi Şerafettin artık işte öpücük içinde onay istiyor. Tecavüz etmiyor, onay istiyor. Gibi bir röportajı vardı. Aslında mesela bu karikatür üzerinden kadın hareketinin, LGBT hareketinin bir kazanımı. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Burada eklemek istediğiniz bir şey var mı? Devam edeyim mi? Ediyorum. Aslında çete yazanlar da oluyor. Ayrıca sanırım Gamze Gencer söz almak istedi. Ya ben göremiyorum chat'tekileri. Onun için lütfen söz almak isteyen başta konuştuğumuz gibi mikrofonunu açsın söylesin. Dinliyorum ben kim söz almak istiyorsa. Bu az önce ne yaparsınız dediğin soruya saldırırız diye yanıt verenler oldu. Niye hiç yanıt gelmiyor? Bu ekipten yanıt gelir. Gamze sanırım yanlışlıkla mı dokundun ya da... Tamam. Söz almak isteyen varsa mikrofonunu açıp şimdi söz alabilir. Ben de bakıyorum diğer ekranlarda. Tamam, bir şey yok o zaman. Bir şey diyecektim. Dinliyorum. Kötü Kedi Şerafettin'de Kötü Kedi Şerafettin ve orada genelde... Şey, bir geri gelebilir miyiz slide'da? Tabii ki, hemen. Evet, geldik. Burada mesela bunların çizildikleri tipler de belli bir şey tipoloji veriyor ya, mesela işte tırnak içerisindeki buradaki kadın seksi, işte memeleri büyük, işte eteği kısa vesaire. Burada Kötü Kedi Şerafettin de tırnak içerisinde çirkin bir kedi. Yani şey gibi, sanki bunun makbulü bu, bunun da makbulü bu falan, hani. O çizimler de aslında şey gibi, bir algı yaratıyor gibi. Böyle olursan bu muamele olur. Ya da böyle tipler böyle muamele eder gibi. O durum da birazcık şey, savunma, yani çizer tarafından savunma mekanizması yaratıyor mu? Ya da okuyuculara, ya ben zaten bunu yapan adamı böyle gösteriyorum, zaten hoş gözükmüyor gibi bir okuma yapabilir miyiz? Tabii bugüne kadar böyle bir şey kimsenin aklına gelmemişti. Bence her yerde söyleme akıl etmesinler. Henüz bu savunmayı yapan yok. Ama tabii ki kendilerini savundukları bazı şeyler var. İşte biz toplumu yansıtıyoruz diyen var mesela. Ama işte mizah olmuyor o zaman. Ya tamam, ben bunun karikatür değil demiyorum. Ama bizim bildiğimiz anlamda mizahı taşıyan bir karikatür değil. Çünkü burada sen zaten cinsiyet meselesinde İktidar konumunda olan birisinin failliğini güçlendirecek bir yerden komiklik üretiyorsun. Bu toplumu yansıtmak değil. Yani tabii dediğim gibi, hani sana, onların akıllarına henüz gelmiş bir şey değil. En azından ben hiç duymadım. Bana böyle bir şey söylemediler.
okuduklarımda da rastlamadım. Umarım akıl etmezler. Çünkü bu şekilde savunabilirler ama böyle bir yerden hareketle çıkmıyorlar. Tamamen kendi kafalarındaki stereotip, tamamen kendi kafalarındaki o heteroseksüel arzu normları, vücut tipleri ona göre yapılıyor. Yani o sebeple henüz akıllarına gelmiş bir şey değil benim bildiğim kadarıyla. Aslında gelse bile zaten meşrulaştırmaya yiyor yine. Evet. Yani yine bir şekilde onlar da patlıyor gibi top. Evet ama işte yani bazıları çok çirkin ya. Gerçekten çok çamurlar, çok çabuk üste çıkıyorlar. Evet. Ya tabii yapacak bir şey yok. Biz üreteceğiz, onlar üretecek. Ama artık onların yaptığı bu işin şey modası geçti yani. Artık bunu bilmez. Artık biz alıyoruz dergileri. Kadınlar satın alıyor. LGBT artılar satın alıyor. Almazlar. Alınmıyor da zaten ne yazık ki bu sebeplerle. Devam edeyim mi? Ekleyecek bir şey olan var mı? Bir şey söyleyeyim. Ben bir şey... Tabii. Sırayla. Kim söz aldı? Ben aldım. Bir arkadaş da aldı ama kim diğeri? Başlayın. Diğer arkadaş da biraz sonra söylesin. Tamam. Şimdi eğer kaçırmadıysam bir ara aklım bir yere gitti. Sena'nın söylediği bu çizilen kadın tiplemelerinin işte mini etekli, iri göğüslü, hani dekolte vesaire olmasıyla bağlantılı bir şey söyledi değil mi? Hı hı, evet. Onu hatırlıyorum. Ha. Siz de şey dediniz hani bu şeyle çizmiyorlar. Onların akıllarında yok ve gelmesin. Şimdi akıllarında yok ama alt akılda muhtemelen var. Çünkü o kutsal olana yani o diğer tırnak içinde şöyle olmayan kadınla ilgili Şerafettin kötü kedi Şerafettin'i ben de bir zamanlar takip ederdim ya da okurdum. Neyse. Yani mutlaka geçti hepimizin bir şekilde hayatından. Ama o muhafazakar kadının arkasından gitti mi? Saat sordu mu ona? Ya da... Evet, aynen öyle. Ya da muhafazakar olmasına bile gerek yok aslında. Gerek yok. Yani, evet, anne mesela. Böyle olmayan, hani diğer aslında kastettiğimiz şey açık. Evet. Bu kadınların arkasından kötü kadın, kedi Şerafettin gitmedi. Evet. Gerektiği kadarıyla gitmedi. Şimdi aynen. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Her ne kadar bunu böyle itiraf etmeseler ya da söylemeseler ya da akıllarından gerçekten geçmese bile alt akılda bir yerde bu yatıyor. Yani bir bu kötü kedi Şerafettin'i peşine salacağımız kadınlar var, bir de salamayacağımız kadınlar var. Evet öyle. Bu çok doğru. Sena'nın dediği daha biraz daha şeydi, o farklı bir yerden söylemişti. Yani dedim ya bir ara aklım gitti başka bir yerdeydim ama sanki böyle bir ucundan yakaladım gibi. Hani ben de böyle görüyorum. O bir yerde yatıyor yani. Çok haklısın. Çünkü aynen öyle şey dedik ya, o heteroseksüel arzusuna göre çiziyor aslında. Diyor ki bu kadın taciz edilebilir diyor. Böyle giyinen kadın taciz edilebilir. Bunda bir sorun yok diyor. Alttan alta bunu yapıyor zaten. O yüzden her türlü meşrulaştırmaya giriyor. Sena'nın dediği daha çok şeydi hani işte bu kadar kötü bir erkek karakter ancak taciz eder gibi bir yerden bir hani kendilerini savunuyorlar mı demişti. Ama bu eklemen çok iyi oldu. Eksik kalmıştık biraz. Çok haklısın. Aynen öyle. Alttan alta bu kadın taciz edilebilir mesajını veriyorlar yani. Bu bir taraftan bilinçsiz bile olsa yaptıkları bir şey, sebep oldukları bir şey. Birisi daha söz alıyordu. Ben bir şey söylemek istiyorum. Hani katılır mısınız bilmiyorum ama bu kötü kedi Şerafettin gibi karakterler hani mizah dergilerinde de yer alması biraz bu işleri şöyle meşrulaştırıyor. Hani Şerafettin çok takip edilen bir karakter haline dönüşüyor ve aslında bu karakteri takip eden ve bununla özdeşleştiren kişiler kendilerini sevimli olduklarını bile düşünebiliyorlar. Böyle bir meşrulaştırma da olduğunu düşünüyorum ben. Hani böyle şey olursak, lavali olursak, işte kötü görünürsek aslında bizden hoşlanabilirler, hoşlanırlar gibi bir şeye de dönüşüyor gibi geliyor bana. Çünkü bu o tür şeylerin çok yayınlandığı dönemlerde biz daha gençtik o zaman ve inanılmaz yaygındı bu tarz davranışlar kadınlara yönelik. Hani benim yaşıma yakın kaç kişi var aranızda bilmiyorum. Genelde gençler var ama o dönem çıkan dergileri hatırlıyorum ben. Bunlar gerçekten çok büyük cesaret veriyor aynı zamanda erkeklere bu şekilde davranabilmeleri için sokak ortasında diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tam olarak da bu sebeple meşrulaştırdığını söylüyoruz. Çünkü komik araç, yani bir araç olarak komik müthiş bir meşrulaştırma aracıdır.
insanlara bak bunda korkulacak bir şey yok, bu gülünecek bir şey diye işaret ettiğin zaman onu sempatik bir hale getirmiş oluyorsun. Zaten Otis abiye bir ara YouTube'da video diziler halinde yayınladılar. Ve alttaki yorumları okuduğun zaman böyle tüylerin diken diken oluyordu. İşte hayır mı diyor, o hayır demek değil, naz yapıyordur gibi yorumlara sebep oluyor. Yani o ısrarcı erkek aslında onun bir taciz olduğunu biz bugün böyle bağıra bağıra söylediğimiz, sokaklara taşıp söylediğimiz için artık kötü kedi Şerafettin bu tarzdan uzaklaştı yani. En nihayetinde bu hakikaten hareketin bir başarısı. Başka bir şey eklemek isteyen var mı? Devam edeyim mi? Yani yine şey çete yazılmış. Az önce Gamze mikrofonunu açamadığını söylediği için yazarak söylemiş. Bir de şu mizah dizilerinde inovatifli erkeklere ya da mühendislik fakültelerindeki bilmem kaç gram kadın düşme esprisi var. Birkaç yerde çizilmişti diye hatırlıyorum diye katkı sunmuş. Evet. Mizah dizileri de ayrı sıkıntı. Onlar da değişiyor ama. Mesela ben Güldür Güldür'ü takip ediyordum. Yani hemen hemen bütün bölümlerini izledik. Orada da mesela bir işte 30'lardaki bölümleri yani 3-4 sene önceki bölümleriyle bugünkü bölümler arasında ciddi bir cinsiyet farkındalığı var. Yani ama değişiyor böyle. Sadece çok küçük adımlarla değişiyor. Bizim istediğimiz hızla değişmiyor muhtemelen. Devam edeyim mi? Ediyorum. Şimdi bir diğer kadınların çizilme şekli de eskilerden gelen. Mesela şeyi hatırlarsınız. Sefer Selvi'nin bir karikatürü vardı. Adalet Tanrıçası Tesis miydi? Onu tecavüze orayı hamile kalmış olarak referandumdan sonra böyle bir karikatürü vardı. Bu bayağı kıyamet koparmıştı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu örneği şunun için veriyorum. İşte adalet, barış, temizlik gibi konularda kadınlar temsili olarak çiziliyor bir dönem. Daha yazısız karikatür makbul olduğu dönemlerde 1950 öncesi. Burada gördüğünüzde 29 yılından Akbaba dergisinden kadın belediye olarak çizilmiş. Çünkü temizlik belediye onun sembolü olarak çizilmiş. Ve işte vergileri yutan şişman bir kadın olarak. Yani tabii burada beden üzerinden yarattığı şey ayrı, artı bir de işte onu çizdiği metafor olarak çizdiği mesela ayrı, iki ayrı biçimde ele almak mümkün. Peki kadınlar karikatür dergilerinde bazı özel günlerde kapağa çıkıyorlar. O günler hangi günler? Söz almak isteyen. Çünkü kapaklarda anneler. Kadınlar olmuyor. Efendim? Anneler günü, 8 Mart kadınlar günü. Pazar aynen. Günleri. Pazar günleri mi? Elif'in dediğinde kalalım. Gerçekten özel günlerde işte 8 Mart'ta, 25 Kasım'da, 24 Kasım'da, Anneler Günü'nde nasıl karikatürler çıkıyor? Böyle karikatürler çıkıyor. Kadınların şiddet gördüğü, işte dövüldüğü, gözünün morartıldığı şekilde çiziliyorlar. Biz de yıllardır diyoruz ki yani artık 8 Mart'larda nasıl hani afişlerde gözü mor kadın istemiyoruz. Çünkü hepimiz yani hepimizin hayatının bir yerinde şiddet var. Zaten ataerkilin kendisi şiddet. Ama biz güçlüyüz, ayakta kalan kadınlar var ve ayakta kalmakta zorluk yaşayan kadınlara siz pozitif örnekleri göstermeniz gerekiyor. Çünkü kendilerini güçlendirmeleri gerekiyor o kadınların. Diyoruz ya, karikatürde de aynısını söylememiz gerekiyor. Artık böyle karikatür çizmeyin demekten dilimizde tüyler bitti. Ama hala bu konuda oldukça ısrarlılar. Yavaş yavaş vazgeçeceklerini umut ediyoruz. Mesela kapaklar. Kapaklarda kadınları göremezsiniz. Çünkü kapaklar genellikle politik çizimler, politik mesajlar verir. Ve kadınlar sanki politikada hiç yokmuş gibi davranır karikatüristler. Mesela bu yani tesadüfen seçtim kapaklar. Gerçekten art niyetli seçmedim. Herhangi bir karikatür dergisinin eski kapaklarını tararsanız siz de görürsünüz. Kadınlar özel günlerin dışında pek çizilmez. İşte mesela şurada farelerin adamın kulağının üzerinde olan fareler var ya. Orada mesela ağzı açık uyuyan bir kadın da çizilebilirdi. Ama erkekler buna estetik bulmuyorlar. Ve akılların ilk gelen nesne böyle bir erkek çizmek. Ya halbuki ben de ağzım açık ve sayılı uyuyorum yani. Her normal insan gibi. Ya beni sadece 90-60-90 çizemezsin. Böyle bir hakkın yok yani. Ya da işte Tayyip'in yanındaki çocuk penguenin kapağında kadın çizilebilirdi. Ama karikatüristler erkek olarak çizmeye karar vermişler. Böyle çizmişler. Kadınlar, Lubunyalar nasıl çiziliyor? Bir de yani kadınlara baktık, Lubunyalar nasıl çiziliyor daha doğrusu. Öyle bakalım bir de.
oldukça sorunlu. Şu kapağı hatırlayan var mı? Bayan Yanı dergisinden de bahsedeyim. Bayan Yanı kaç yılından beri çıktığını hatırlamıyorum ama sanırım 6 yıl olması lazım. Leman'la birlikte çıkan bir dergiydi. Sonra ayrıldı, bağımsızlığını ilan etti. 18 Mart'ta çıkmıştı ilk olarak. Sadece kadın çizerler var. Arada nadiren erkek çizer de geliyor. Bu kapağı hatırlayan var mı? Ben anlatayım. Hatırlayanlar da var. Şimdi şöyle bir olay oluyor gerçekten. İstanbul'da bir kadın görümcesiyle birlikte aşıklarmış birbirlerine. Kaçıyorlar. Ve geride çocuklar kalıyor. Çocukları da kocaya bırakıyorlar. Yanlarında alamıyorlar. Bayan yanında böyle bir kapak çiziyor. Ben kapağı gördüm, dedim ki ilk defa Türkiye'de bir karikatür dergisinin kapağında lezbiyen aşk işlenmiş. Kadınlar el ele kocalarından kaçıyorlar. Çok heyecanlandım. Hemen arkadaşlarıma haber verdim. İlk yani, çünkü LGBT hayatlarının hiçbir temsili yok karikatür dergilerinde. Yoklarmış gibi. Neyse, sonra işte üstteki yazıyı arkadaşım okudu, bana söyledi. Ben o kadar dikkatli değilim. Diyor ki haber geride kalanlar, özellikle iki genç kadının bebekleri için üzücü. Umarız tatsız sonuçlanmaz. Ancak Türkiye'nin kadın yönelik haline bakınca işler buraya varabilir. Bu çok kötü bir miti destekliyor. Nedir bu mit derseniz, işte lezbiyenler, erkekler onları yeterince tatmin etmedikleri için lezbiyen. İşte lezbiyenler, erkekler onları kaba davrandığı için birbirlerini tercih ediyor gibi çok kötü bir mit var. Halbuki cinsel yönelim doğuştandır. Ve işte erkeklerin kadınlara kötü davranmasıyla falan alakası yoktur. Bu kapakta o miti destekliyor. Neyse, daha sonra biz öğrendik Ramize Erer'den. Kapağı Ramize Erer çizdi. Ramize Erer'in haberi olmadan erkek editör, Le Monde dergisinin erkek editörlerinden birisi bu üst notla çıkmış. Yani aslında burada hem bir işte kadının sözünün gaspı var. Hem bir işte LGBT artı ön yargısı yaratma var. Yani tam böyle bir queer karikatür olabilecekken çuvallamış bir karikatür görüyoruz aslında. Peki gayler, translar nasıl temsil edilir? İkisi de birbirinden fecaat örnekler. Özellikle seçmedim bunları. Gerçekten gaylerle, translarla ilgili çizimler özellikle çok korkunç. Bayağı nefret söylemi içeren şeyler. Sadece transla ilgili olanı okuyacağım. Sarışın bir kadın görüyoruz. Ama burnu büyük çizilmiş. Karikatürde şöyle bir ayrıntı vardır. Kadınların burnu genellikle küçük çizilir. Erkeklerin burnu büyük çizilir. Burada sarışın memeleri olan bir kadın çizilmiş ama burun erkek bırakılmış. Yani bu kişinin trans olduğunu bize karikatürist aklınca böyle vermeye çalışıyor. Okuyalım. Diyor ki, parayı bulunca karımı boşayıp kızım yaşında biriyle evlendim. Sonra para bitince o gidip oğlum yaşında biriyle evlendi. Ben hırs yaptım, annem yaşında zengin bir karıyla evlenip sonra onu öldürüp parasını konunca kuzenim yaşında bir kız ararken her şeyden sıkılıp kadın oldum ve kardeşim yaşındaki seni buldum. Oh be, sırrımı söyleyip rahatladım ama ayrılmak istersen anlarım. İsmail, beni dinliyor musun diyor ama İsmail memelere odaklandığı için konuşamıyor. Oldukça kötü bir karikatür. Hem bir trans bir insanın doğuştan gelen cinsiyet kimliği hakkını yok sayan, onun dışında da bir işte bunun bir özenti, işte boşlukta olan insanlar sanki cinsiyet değiştirir gibi bir yerden ifade ediyor bu karikatür. Artı bir kadın cinayetini komiklikle meşrulaştırmaya çalışıyor. Yani her nereden bakarsanız bakın oldukça transfobik, cinsiyetçi, kötü bir örnek. Bu örnekler ne yazık ki bir dönem çok 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 fazlaydı. Bugünlerde artık insanlar sosyal medyadan çizerleri eleştirdiği için onlar buna linç diyorlar. Bayağı bir azaldı ama hala var, yok değil. Israrcı çizerler var. Özetle şurada bir gizli yazışma var. Bir de ondan bahsedeyim. Bunu her yerde açmıyorum bu ekranı. Fırat Budacı diye bir çizer, yazar, mizah yazarı karikatür dergisinde. Şöyle bir metin yazmış. Adam tıraş olurken çenede sakal bırakmış. Fırat'ın bakması uzayınca o da dönüp Fırat'a bakıyor. İki erkeğin yaklaşık 10 santimden birbirine bakması hoş değil. Önlerinde sorunlu bir bilgisayar olması öpüşmeye çok yakınlar. Ne oldu lan, ne bakıyorsun diye soruyor adam diyor. Benim bir arkadaşım, gay bir arkadaşım bu yazıdan rahatsız oluyor ve diyor ki Fırat Bey, sizi uzun süredir takip eden bir eşcinsel erkek okuyucunuzum. İki erkek birbirine çekim hissediyorsa birbirlerine 10 santimden daha fazla bile yaklaşabilirler. Burada hoş olmayan ne diyor? Şimdi karikatüristlerin, mizah yazarların akıl edemediği şey şuydu bugüne kadar. Kendilerini takip eden okuyucularının eşcinsel de olabileceği, kadın da olabileceği bu akıllarına gelmiyordu. Sanki bütün okuyucuları heteroseksüel erkeklerdi. Buradan hareketle iş üretiyorlardı. Gelelim Fırat Budacı'nın tatlı cevabına.
Selam, çok eski bir yazı bahsettiniz. Burada demek istiyor ki biz bu halkları eskiden yiyorduk ama artık yapmıyoruz. Acele gönderildi. Bu mazeret değil ama durumun cinsiyetçi ve sakat bir mizah olduğu çabası olduğunu fark etsem revize ederdim. Ayıp etmişim, özür dilerim diye yanıt vermiş. İnce bir yanıt. Tabii sakat demese daha iyi olurdu ama bu kadar inceliği bile aslında kabul ettiğimiz bir durumdayız yani şu anda çizerlerden. Şimdi neden böyle oluyor peki? Buna Levent Cantek'in güzel bir cevabı var. Levent Cantek diyor ki ya karikatür simge üretmez diyor. Eski simgeleri yaygınlaştırır. Çünkü bakan her kişi hatırlayıp o belleğinde olup gülmesi gerekir diyor bir öğeyi. O da nedir? Eskiye dair şeylerdir. İşte nazar boncuğu gördüğümüz zaman onun ne olduğunu anlarız. Semboller üzerinden ilerler karikatür. Dolayısıyla da semboller hep eskiye dair. Eskiye dair semboller de cinsiyetçi, heteroseksist, ayrımcı, fobik ne derseniz deyin. Bu sebeple de aynı zamanda tabii karikatüristler eskiden okuyucularının, dergilerini satın alan kişilerin sadece heteroseksüel erkekler olduklarını düşünüyorlardı. Ama tabii bugün işler değişti ve biraz karmaşıklaştı ama iyiye gidiyor bence. Mesela eskiden gene bir örnek verelim. Çizer demiş ya eskiden yazılmış bir yazıydı diye. Biraz daha eskiye gidelim. Eskiden kadınlar aşağılamak için politikacılara çizilirdi. Kadın şeklinde çizilirdi politikacılar. Mesela yapılan araştırmaya göre Adnan Menderes bugüne kadar siyasi tarihte Türkiye'nin en çok kadın olarak hicvedilen politikacısı. Burada birkaç örnek daha var. Çok partili dönemde bir Demokrat Parti, bir Cumhuriyet Halk Partisi. İki tarafa da yakın çizerler. Karşı tarafları kadın olarak çiziyor. Artık en azından bu noktada değiliz. Yani hala tek tük çizer çıkıyor ama artık bunun çok yapılmaması gereken bir şey olduğu konusunda birçok kişi hemfikir. Şimdi bir başka derdimize geçelim. Ama herkes iyi mi? Her şey yolunda mı? Bayılmadınız değil mi? Tamam, devam ediyoruz. Aslı pardon, buna geçmeden hani biraz önce dedin ya erkek politikacılar kadın şeyinde tipinde çizilirdi aşağılanmak istendiği zaman. Bir önceki seçimlerde bir hatırlayın işte baştaki onun yanındaki isimlerini anmak istemediğim için neydi adı? Bahçeli. Yani işte Bahçeli kadın olarak çizilmiş, hatta bir trans kadın olarak ya da şey olarak çizilmiş, işte diğeri başka türlü çizilmiş ve bunun üstünden sosyal medya hesaplarında çokça paylaşıldı. Bizim arkadaşlarımız tarafından da paylaşıldı ve yani yapanın yaptığı şeyi sürdüren bir yerden, yani bir kadın kimliğiyle aşağılamaya bizi kullanarak devam ettiler pek çok arkadaşımız. Evet. Yani bu hala başvurulan bir yöntem ve çok hırslı ve kızgın olduğumuz zamanlarda benim demeyeceğim, asla kabul etmem böyle bir şeyi, pek çok arkadaşımızın da kabul ettiği bir yöntem hala. Yani onun da bir bizim ayırdına varmamız lazım meseleyi. Çok haklısın. Yani. Çok haklısın. O yüzden bu meseleyi böyle sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle kadın çizerler. Çünkü hala yapılıyor. Eskisi kadar, evet 1950'lerdeki kadar yaygın değil bu tarz komiklik ve bu tarz muhalefet. Ama bu hala süren bir şey. Ya mesela şey dergisinin adı neydi? Misvak. Misvak mesela sürekli yapıyor bunu. Ama bu zaten misvağa yakışır bir şey. Çünkü zaten misvak mizah yapamaz ki. Güçlünün yanında duran birisi mizah yapamaz ki. Onun çizdiği karikatürde mizah olmaz ki yani. Onlara yakışır. Ama işte daha sol tandanslı olup, daha işte özgürlükçü, demokratik değerleri savunan, ya illa komünist olmak zorunda değil, bir insanın bu dili artık terk etmesi gerekiyor. Bu çok köhnemiş, bitmiş bir şey yani. Anlatacağız yani, bizim de işimiz bu, anlatacağız, çizeceğiz, yapacak bir şey yok. Devam ediyorum. Bu işte benim bir yaram yani, bunu bu yüzden bu konuya ekliyorum. Şey diyorlar mesela, erkek çizerlerle konuştuğumuz zaman. Ya Aslı işte sen de böyle diyorsun da kadın çizer vardı biz mi dergide yer vermiyoruz? Ben de diyorum ki evet kadın çizer var ve siz yer vermiyorsunuz. Çünkü hala okuyucularının işte erkek çizerlerin ürettiği şeylere güleceğini düşünüyorlar. Ben bu işe ilk başladığım zaman işte biseksüel bir kadının hikayesiyle ilgili bir şey çizip götürdüm. İşte bir işte regli meselesiyle ilgili bir şey çizip götürdüm. Gülüyorlar, bakarken bile gülüyorlar ama diyor ki ya bunu bizim okuyucu kitlemiz gülmez.
Çünkü zannediyor ki okuyucu kitlesi sadece heteroseksüel cis erkekler. Yani başka hiçbir şey düşünmüyor. Yani bugün hani karikatür dergilerine bakın. 3 tane karikatür dergisi saydık ya. Biri bayan yanı. Onu çıkartıyorum. Oradaki herkes kadın çizer. Yani en azından beyanları öyle sanıyorum. Diğer iki dergiye baktığınız zaman bir tanesinde bir kadın çizer var. Yok kadın çizer yok dergide. Ama bir sürü kadın çizer var bir taraftan. Bir sürü kadın mizah yazarı var. Niye onlara yer verilmediği politik bir mesele. Ama biz biraz şeyden bahsedelim istiyorum. Bize sürekli gelen, çizerlere sürekli gelen bir soru. İşte ya ben bayan yanı alıyorum ama hiç komik değil. İşte kadın çizerler komik değil. Böyle bir soru. Şimdi bu soru yeni değil diyor 1971 yılında. Neden hiç büyük kadın sanatçı yoktu? Yani Linda Noblin diyor ki bu soru aslında bir soru değil. Birisi size gelip de neden hiç büyük kadın tarihçi yok? Neden hiç büyük kadın doktor yok? Neden işte hiç komik kadın çizer yok derse panik yapmayın. Bu bir soru değil. Bu bir tuzak diyor. Ve cevap vermeyin. Çünkü onlar bu soruyu çünkü kadınlar büyük olamaz cevabını vererek soruyorlar. Bu bir retoriktir diyor özetle. Bakalım peki tarihte bu soruya ne cevaplar verilmiş? Yani işte neden hiç büyük kadın sanatçı yok deyince kadınlar kendilerini nasıl savunmak zorunda hissetmişler? Bir kısım şey demiş. Ya tarihte bir sürü kadın sanatçı var ama tarihe gömülmüş. Çünkü işte sizin ataerkiniz başarılı kadın sanatçıları yok etmiş. İşte akıl hastanesine kapatmış. Bu doğru mu? Tabii ki elbette doğru. Ama Linda Noblin diyor ki arkadaşlar bunun bir soru olmadığını unutmayın ve yanıt vermeyin. Bir diğer yanıt verenler de diyorlar ki ya kadınlar da çok büyük işler yapmış ama kadınlar erkeklerden farklı olduğu için onların büyüklük kavramı başka bir şekilde ele alınmalı diyor. Linda Noblin diyor ki bu yanıt çok tehlikeli. Çünkü bizler biyolojik cinsiyetlerimize göre sanatsal üretim yapmıyoruz. Sanatta işte akımlara baktığımız zaman dadaizm var, ekspresyonizm var ama bunların hiçbirisi cinsiyet üzerinden şekillenmiyor diyor. Kadınların sanatı, erkeklerin sanatı diye bir şey olamaz diyor. Ki biz bugün günümüzden tıp insanları, bilim insanları ne diyorlar? Sadece iki cinsiyet yok, bir cinsiyet skalası var. Ve bu cinsiyet skalasını hepimiz bazı noktalarda konumlanıyoruz. Bazen daha erkeğiz, bazen daha kadınız. Böyle bir iki cinsiyet yok diyor. Özetle bu da soruya bir yanıt değil. Biri bir şey mi söylemek istiyor? Yok bana öyle geldi herhalde. Bir ses duyar gibi oldum. Peki bu sorunun yanıtı ne? Linda Noblin diyor ki birisi size böyle bir şey sorduğu zaman bu meselenin tarihsel bir soru olduğunu, tarihsel materyalizmin açıklanabileceğini ona ifade edin diyor. O ne demek peki? Bir soru. Büyük sanat ne demek? Ne zaman ortaya çıkmış olabilir? Yanıtı olan var mı? Didem merhaba bu arada seni yeni gördüm. Selamlar. Başka cevap olmadığına göre ben devam ediyorum o zaman. Şimdi 16. yüzyılın sonunda Avrupa'da ortaya çıkıyor büyük sanat. Sanat okullarında en iyi nü çizen insanlara, en kusursuz nü çizen insanlara büyük sanatçı unvanı veriliyor. Ve bilin bakalım kimlerin bu eğitimi alması yasak? Tabii ki kadınların. Kadınlar 1893 yılına kadar nü çizemiyorlar, nü model de olamıyorlar. Kadınlar, peki güzel sanatlarda okuyan sanatçı kadınlar bu dönemde ne yapıyorlar? Şöyle portre çiziyorlar, natürmort çalışıyorlar. Bir ahıra kapanıp, şurada fotoğrafta gördüğünüz gibi inek resmediyorlar. Ama ne yazık ki bu sanat otoriteleri tarafından düşük sanat olarak kabul ediliyor. Yani bu almadığınız bir dersin sınavından kaldığınız için eleştirilmeniz gibi bir şey. Almıyorsunuz o eğitimi, nü çizmeniz yasak. Dolayısıyla büyük sanatçı o terimi taşımanız zaten mümkün değil. Bir kere diyor bu sorunun böyle tarihsel bir yanıtı var. İkinci mesele de diyor, kadınların ev içindeki ücretsiz ve görünmez emeği. Bir insan büyük sanatı ya da büyük bilimi ev işi, çocuk bakımı gibi çok ağır sorumluluklarla uğraşırken, bunlar için vakit harcarken üretemez zaten diyor. Bu mümkün değil. Ve diyor siz büyük sanatçılara şöyle bir baktığınız zaman 8 tane çocuğunun olduğunu, bu 8-9 tane çocuğunun karısı tarafından yetiştirildiğini, gömleklerinin karısı tarafından ütelendiğini görürsünüz diyor. Yani özetle gayet tarihsel bir şekilde yanıtını veriyor. Bu soru olmayan sorunun.
Karikatür için de aynı şey geçerli. Çünkü karikatür böyle ne var ki, iki çizik tiryosundan öte eğer bir de işte gerçekten mizah yükü varsa, politik bir derdi varsa birçok şeyi bilmeniz gerekiyor. Evet, her şeyin uzmanı olamazsınız ama o konu hakkında okumanız gerekiyor, gündemi takip etmeniz gerekiyor, o gündemdeki mizahı takip etmeniz gerekiyor, onun arka planını bilmeniz gerekiyor, geleceğe dair tarihiniz olması gerekiyor. İyi bir karikatüristin bunlara sahip olması gerekiyor. Peki ev işi ve çocuk bakımı yapan bir kadın hangi arada kendini bu şekilde geliştirebilir? Bu mümkün değil. Ya Linda Nochman'ın verdiği yanıt üzerinden aslında kadınların güçlü bir mizahı olduğunu biliyoruz, evet. Ama erkekler kadar işte bugüne kadar en azından dergilerde yer almamasının bir sebebi zaten bu. Kadının elinden karikatür dergileri çekilip alınıyor, ahlaksız bunlar okuma diye. Ya sen ne bekliyorsun ki yani? Biraz böyle yanıt vermek gerekiyor aslında. Bitirirken hani az kaldı anlatmak istediğim şeyler. Hani en başındaki o muhalefet iddiasına bakalım istiyorum. Evet, karikatür dergileri gerçekten bence muhalefet partilerinden bile iyi muhalefet yapıyorlar. Ama mesele kadın temsili olduğu zaman, LGBT artılar olduğu zaman burada iktidardan tamamen rol çaldıklarını düşünüyorum hala. Diğer taraftan hani şey dedik ya, zihin bombası. Asla böyle bir tarafları yok. Doğrudan toplumsal ön yargıların birçoğunu besleyen, yeniden üreten bir halleri var. Ama böyle çok da panik olmamak lazım. Çünkü ciddi ölçüde de değişiyor yani. Bir 10 yıl öncesiyle aynı değil karikatür dergileri ya da mizahçıların iş yapması. Mesela bu belki hatırlarsanız Gezi'den bir görsel. Taksim Gezi Parkı'nın oradan. Orkid bile kanı sizden daha iyi durdurur. Karikatür her zaman karikatür dergilerinde yapılmıyor. Oradaki erkek editörlerin tek elinde değil hiçbir zaman. Burada gördüğünüzde bence çok iyi bir duvar yazısı ve çok iyi bir karikatür ve çok iyi bir mizah aynı zamanda. Daha da çok örnek var. Bunlar çok eskiden aldığım ekran görüntüleri. Bugün artık çok daha fazla özellikle kadın duvar yazısı ve stickercı kişi var. Çok fazla şey üretildi aslında. Her yerdeyiz. Ayol da kendi başına bir mizah değeri taşır. Anne, ben anayasaya aykırı mıyım? LGBT artıların cinselliğin ve cinsiyet kimliğinin anayasaya alınmamasının ardından yaptığı bir şey. Bunların hepsi birer mizahtır, karikatürdür yani. Elbet bir gün buluşacağız, Zeki Müren yanılmış olamaz. Ya da işte elbet bir gün kalbini kırdınız, tüm dönmelerin hesabı sorulacak. Yani bütün bunların hepsi bize aslında karikatürün, mizahın sadece kağıtta yapılmadığını, kadınların, LGBT artıların artık sokakta, kamusal alanda olduğunu ve söz ürettiğini her yerde, her yerde bir şeyler ürettiğini gösteriyor. Tabii ki mizah alanında da öyle. Birkaç tane de kendi web sitemizden, Kaosgeli.org'dan örnek vermek istiyorum. Gaye de var. Gaye'nin dışında şu an Bengüsü'nün çizimini görüyorsunuz. Bengüsü aynı zamanda bayan yanıt çizeri. Kendisi LGBT artılar için, özellikle de cinsiyetsizliğe dair çok güzel queer işler üretiyor. Her cuma günü yayımda Queer Günler diye bir serisi var. Semih'i görüyorsunuz burada. Semih de tam bir Lubunya karikatürist. Yani tam bir Lubun dili üzerinden çizim yapıyor. Onun da işlerini takip etmenizi öneririm. Kaos Gelya'da yayınlanıyor. Kendi sosyal medyasında da yayınlıyor. Semih Özkarakaş ismi. Yine Gaye'nin işleri var. Gaye'de Zürafa Köy diye bir köşe yapıyor. O da lezbiyen kadınların daha çok günlük hayatından espriler çıkartıyor. Yani görebildiğiniz kadarıyla sadece heterosis erkeklerin hayatı komik değil, bizlerin de hayatı çok komik. Bazen sıkan bir sütyen kopçası, bazen işte bir pet ile o komikliğin malzemesi, nesnesi olabiliyor. Zaten aslında birçoğumuzun hayatında ben müthiş bir mizah olduğunu da biliyorum. Sadece bunu ortaya çıkartmak için biraz çabalamak gerekiyor. Özetle anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir şey için, mesela karikatür belki çizmek istiyorsunuzdur ya da bir şeyler çiziyorsunuzdur ama emin değilsinizdir. Bana buradaki mail adreslerinden ulaşabilirsiniz her zaman. Onun dışında sanırım anlatacaklarım bu kadar. Sizin sorularınız varsa öyle devam edelim. Çok sağ olun. Bayağı da uzun konuştum. Teşekkür ederim tekrar. Ekranı büyütmeye çalışıyorum. Yalnız fazla Aslı, sesin kapalı. Yine kapattın. Şimdi?
İyi, geliyor. Bir şey sözlerim bu kadar filan dedim. Onlar duyuldu mu? Ha, iyi, tamam. Bayağıdır boşa konuştuğumu zannettim çünkü. Ekran görüntüsü aldık mı hiç? Bayağı güzel görünüyoruz şu anda. Alsak keşke. Alayım mı ben, herkesin onayı varsa? Alıyorum. Sorunuz var mı? Aslında iki sayfa var. İki sayfayı da alabildin mi? Hiç sanmıyorum ama deniyorum. İsterseniz bir kişi daha alsın. Tamam, ben de alayım o zaman. Tamam. Herkes poz verdiyse çekiyorum. Ben almaya çalıştım galiba ben de. Ay, bir saniye. Ben de çok teşekkür ederim. Şu an ancak görebiliyorum şeyleri, yazışmaları. Timsah ve Daral'dan bahseden var. Evet, konuştuk. Timsah ve Daral'ı. Evet, başka hatırlayan var mı Timsah ve Daral karakterini? Biri iyi, biri kötü örnekler. Daral sıkıcı olan ve aslında iyi bir çocuk. Böyle hani kimseye taciz etmez, çok efendidir filan, utangaç bir tip. Timsah da tam bir işte küçük kutusu. Onların tarifiyle. Böyle bir iki karakter ama çok yakın arkadaşlar. Burada da gerçekten tam bir işte heteroseksüel erkek arzusunun böyle komikleştirmeye çalıştığı örnekler var. Ama tabii yani çok fazla maruz kaldık hepimiz. Komiğin bu olduğunu, hatta cinselliğin, seksin bu olduğunu onlardan öğrendik bu şekilde. Ama gerçekten değişecek yani. Kadınlar da çiziyor, Lubunyalar da çiziyor. Espri anlayışı değişiyor. Yani 70'lerden bugüne her şey değişti. Komikliğin değişmemesi, mizahın değişmemesi zaten mümkün değil. İçimizi ferah tutacağız, üretmeye devam edeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Birbirimize güveneceğiz yani. Birbirimizin sırtından tutarak, destek vererek, çizmeye teşvik ederek devam edeceğiz yolumuza. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür eden herkese. Galiba bitirdik o zaman. Defne'nin bir çizimi vardı sanırım. Arzu, onu kaçırdık biz. Defne'nin... Gel çizimini gösterelim. Ben çizimi de. Geliyor mizahçılar. Defne. Gösterebilirsiniz. Artık sesini duyuyorlar. Oho, bayağı güzel. Bravo Defne. Ne çizdik söyle? Kadın adam. Yeşil kadın adam. Kadın adam yaptık. Çok başarılı olmuş. Çok beğendiler Defne. Beğendim. Öpücük verebilirsin şimdi ablaları. Galiba Defne'nin çizimiyle kapatıyoruz. Çok umutlu oldu ya. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz emeklerinize. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. 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 Geç kaldım. Ben kapatırsam herkes gidecek. Görüşürüz, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.